Şöyle Urfa Barosu'na geçtiğimiz hafta 39 avukat başvuru yaptık. Burada başvuru gerekçemiz şuydu. Müvekkilimiz olan Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Hayri Konar, Sayın Veysi Aktaş ve Sayın Hamidi Yıldırım ile avukat görüşü yapılamamakta. Burada biz barodan aslında en temel, baronun temel amacı olan avukatlara yardımcı olması, yani hukuki yardımda amacıyla talepte bulunduk. Şöyle, biz müvekkillerimizle görüştürülmüyoruz ve müvekkiller hakkında sürekli avukat görüş yasağı getirilmekte. Bu getirilen bu avukat görüş yasağı da hukuka aykırı, yani kendi iç mevzuata aykırı bir şekilde avukat görüş yasağı getirilmekte. Avukat görüş yasağı şu şekilde getirilebilir. Avukat ile müvekkil görüş esnasında kanuna aykırı bir görüşmeye rastlanırsa ve bu durum kayıt altına veya belgelendirilebilirse avukat görüş yasağı getirilebilir. Ancak İmralı Ada Hapishanesi'nde bu usule ve kanuna uyulmuyor. Henüz hiçbir görüşme gerçekleşmemişken idare tarafından avukat görüş yasağı hukuka aykırı bir şekilde, kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde, kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmediği halde sürekli sistematik bir şekilde avukat görüş yasağı getirilmekte. Yine hukuksuzluk burada da bitmiyor. Verilen kararlar asile tebliğ ediliyor. Yani müvekkillerimize tebliğ ediliyor. Müvekkillerle bizler görüşemediğimiz için ve aileleri de görüşemediği için itiraz süreleri de bu şekilde geçirmiş oluyoruz. Bunu yaparak bizlerin, yani avukatların bu verilen bu kararlara itiraz etme hakkını elimizden almaktadırlar. İtirazı bertaraf etmek için de bu yola başvuru yapmaktadırlar. Zaten kendilerinin bu yolu denemiş olmalarının sebebi, yaptıkları işlemlerin usulsüz ve kanuna aykırı olduğunu bildikleri için herhangi bir itiraz yoluna başvuru yapmamızı da engellemektedirler. Barodan beklentimiz şudur, bizler mesleğimizi ifa edemiyoruz. Bu sebeple de baronun bu konuda bize gerekli hukuki desteği sunmasını talep ettik. Bizler müvekkillerimizle görüşemiyoruz. Baronun da bu sorunu çözüme kavuşturma yükümlülüğü var. Çünkü bizim meslek örgütümüzdür ve meslek sorunların birebir muhatabıdır. Bu sebeple de biz baroya başvuru yaptık. Yani baronun şu şekilde, baronun aslında harekete geçmesi gerekiyor. Bu tamamen yani işin hukuk boyutunu ilgilendiren bir husustur. Hukuki olarak baronun da gerek cezaevi yönetimi, gerekse Bursa Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde ve Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde ve gerekli başvurular yapması gerekmekte. Bizler de bu girişimlerde bulunması ve bu hukuksuzluğu ortadan kaldırılması için baronun bize yardımcı olmasını talep ettik. Baronun bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. Yani tecrit dedim şu, aslında müvekkillerimiz izole bir hayat yaşıyorlar. Daha doğrusu yaşatılıyor bu hayat. Bu hayat dayatılmış onlara. Müvekkillerin hiçbir şekilde dışarıyla bağlantısını sağlayamıyorlar. Bu da mutlak şekilde bir kötü muamele örneğidir. Ve bu sistematik bir şekilde de yapılıyor, sürekli de yapılıyor. Tamamen de yani yine uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta da belirtilen işkence ve kötü muamele yasanın ta kendisidir. Vücut bulmuş halidir. Sistematik bir şekilde de yapılması devam ediyor. Bu aslında cezaevlerinde rutin olan bir şey değil. Hani bizim müvekkillerimize özgü bir infaz rejimi seçilmiş ve müvekkillerimize özgü uygulamalar yapılmakta. Bu uygulamaların hem uluslararası hukuk nezdinde hem de iç hukuk nezdinde herhangi bir karşılığı yoktur ve mutlak yasaklanmış uygulamalardır. Mutlak eşitsizlik söz konusudur. Burada müvekkillerimiz mutlak bir eşitsizliğe maruz kalmakta. En temel hakları elinden alınmakta. Savunma hakları dahi ihlal edilmekte. Avukat müvekkil görüşüne izin verilmemekte. Bunun ötesinde de yine ailesiyle de görüşüne izin verilmemekte. Bu da aile hayatına saygı hakkı ihlali kapsamındadır.
haberleşme hürriyetinin ihlali kapsamındadır. Tabi burada aslında şöyle, yani hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku geçerli bir durumda ve kişiye özel yasalar çıkarılmakta. Bu da zaten yine eşitlik ilkesine de aykırıdır. Kanunlar herkes için aynıdır ve herkes için aynı şekilde uygulanır. Uygulama birliğin olması gerekiyor. Burada az önce de bahsettiğim gibi mutlak eşitsizlik durumu söz konusu ve müvekkillerimiz için Türkiye'nin gerek iç hukukundan doğan yükümlülükleri, gerekse de uluslararası sözleşmeler, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekte. Hukuki olarak bizler taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Yine barolara başvurularımız devam edecek. Bundan önce de yine ÖHD üyesi avukatlar ve diğer ÇHD üyesi avukatlar, hukuk örgütleri, birçok meslektaşımız da bizlere destekte bulundu. Adalet Bakanlığı'na başvurular yaptık. Yine derneğimizin eş başkanları Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bizler de bu başvuruları, hukuk yollarını tüketmeye, sürekli yeni başvurular yapmaya devam edeceğiz. Yani burada aslında en temel sorun, belki Türkiye'nin son yıllarda, hatta son yıllarda da diyemeyiz, en başından beri temel problem hukuki güvenliktir. Maalesef yurttaşların, müvekkillerimizin, yurttaşların, aslında bütün yurttaşların hukuki güvenliği yok. Yani hukuka güven endeksi zaten çok kötü. Hukuka güven son yılların en düşük seviyelerinde. Burada hepimizin de ortak kaygısı aslında hukukun evrensel ilkelerine riayet edilmesi, hukukun uygulanmasıdır. Şöyle, Sayın Abdullah Öcalan Kürt halk önderidir ve burada siyasi olarak önemli bir role sahiptir. Vereceği mesajlar, yapacağı çıkarımlar önemlidir. Bu sebeple de gerek hükümet nezdinde gerekse diğer yani çözümsüzlük isteyen odaklar nezdinde Sayın Öcalan bir tehlike olarak görülmekte onlar nezdinde. Çözümsüzlükten beslenenler açısından Sayın Öcalan'ın konuşması veyahut düşüncelerini ifade etmesi onlar için tehlikeli görünmekte. Ve bu sebeple de tecrit altına alınmakta. Yani buradan barolara, hukuk kurumlarına, demokratik kitle örgütlerine çağrımızdır. Hukuki taleplerimiz meşru ve yasaldır. Bu taleplerimize destekte bulunmalarını, taleplerimizi iletmemize yardımcı olmalarını talep ediyoruz.